Şimdi NLP dediğimizde aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey bir yazılardan, tekstlerden veya seslerden matematiksel bir uzaya bunları map etmek olacak. Yani elimizde bir cümle var. Biz bu cümleleri bir eğer neural ben örneğin neural networklerle çalışıyorsak eğer burada farklı yöntemler de var. İstatistiksel yöntemler, kural tabanlı yöntemler de var. NLP'nin içerisinde daha geleneksel yöntemler olarak. Biz deep learning tabanlı yöntemleri konuşuyoruz bugün. Ve deep learning yöntemleri kullanmamız için bildiğiniz gibi elimizdeki veriyi matematiksel yani integer veya numerik şekilde temsil edebilmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de elimizdeki teksti veya sesi bir şekilde matematiksel bir uzaya yansıtabilmemiz gerekiyor. Fakat bunu nasıl yapabiliriz? Yani elimizde bir cümle var. Yani bunu bir integer'a çevirmek çok mu zor? Hani 10 kelimelik bir cümlemiz olsun. Hani sadece bu 10 kelimeyi random, 0 ile 10 arası, 0 ile 100 arasında random olarak 10 tane integer seçip bunları atabiliriz aslında. Hani bunu integer'a çevirmek zor bir problem değil. Hatta bunu böyle yaparak belki de bazı sonuçlara bile ulaşabiliriz. Ama hani şu ana kadarki literatür bize bunun çok çok daha iyisini yapabileceğimizi söylüyor. Ve hani böyle bir silah varken elimizde biz tabii ki bunları kullanmak istiyoruz. Diyelim ki yani bir örnek vermek gerekirse elimizde 3 tane kelime olsun. Magazin, newspaper, bicycle, yani dergi, gazete ve bisiklet. Bunları bir şekilde matematiksel bir uzaya map ettik diyelim. Hangilerinin birbirlerine daha yakın olmasını bekleriz? Hani bunların arasındaki uzaklık, hani gazete ve dergi arasındaki uzaklık mı daha çok olur, yoksa dergi ve bisiklet arasındaki uzaklık mı daha çok olur? Bizim beklentimiz, hani eğer düzgün bir yöntem uygularsak, bunu düzgün bir şekilde map edebilirsek, dergi ve gazetenin birbirine daha yakın çıkması, bisikletin bunlardan daha uzak çıkması. Ve bunlar belirli dimensiondaki vektörler, yani belirli uzunluktaki vektörler olarak temsil ettiğimizi düşünürsek eğer, diyelim ki 3 boyutlu vektörler, 3 uzunluktaki vektörler olarak her bir kelimeyi bir şekilde öğrendik. Yani tek bir integer değil de, tek nümerik bir değer değil de, 3 uzunluğundaki vektörler şeklinde bunları öğrendik. Ve sonrasında bunlar arasındaki kosayn similariteye bakıyoruz. Yani kosayn similarite aslında iki vektör arasındaki kosinüs kullanılarak hesaplanan bir metrik. Diyelim ki biz bunları öğrendik ve sonrasında böyle bir çıktı elde ettik. Hepsi bu kelimelerin vektörleri. Bizim eğer modelimiz doğru çalışırsa biz de benzer bir sonuç elde etmeyi bekliyoruz. Nasıl bir sonuç? Kontekst olarak bakarsak eğer gazete ve dergi birbirlerine daha yakın. Yani diyelim ki şöyle bir yöntem izledik. Wikipedia üzerinde newspaper diye bir makale olsun diyelim. De işte magazin diye bir makale olsun ve bisiklet diye bir makale olsun. Ve bizim yöntemimiz şu. Wikipedia üzerinde gazete olan sayfayı crawl ettik. Yani o sayfadaki bütün cümleleri aldık. Bir yere koyduk. Dergileri aldık, bir yere koyduk. Dergi başlığının altındaki bütün yazıyı aldık, bir yere koyduk. Yöntemimiz şu. Gazete sayfasında kaç kere magazinle alakalı magazin kelimesi veya magazine yakın bir kelime geçiyor. Veya bir dergi sayfasına olan bir URL bulunuyor, bir link bulunuyor. Bunu sayabiliriz. Aynı zamanda bunun aynısını bisiklet için yapabiliriz. Muhtemelen şöyle çıkacaktır. Dergi alakalı içerikleri bizim gazete sayfasında rast gelmemiz çok çok daha muhtemel. Modelimizi böyle bir yapıya kurduğumuzda ve eğittiğimizde bunları doğru labellayarak en sonunda bizim vektörlerimiz bu gazete ve derginin birbirine yakın olduğunu öğrenecektir. Bunu birazdan uygulama olarak göreceğiz zaten. Bu işlemin adı embedding oluyor. Biz embedding yaparak elimizdeki ve embedding taskını doğru seçerek elimizdeki kelimeleri D uzunluğundaki bir vektör olarak öğrenebiliyoruz. Bir görsel daha, bir intuition adına böyle bir örneğimiz daha bulunuyor. İşte king, queen, man, woman bu örneği belki duymuşsunuzdur. İşte büyük işte bazı işte kitaplar, birçok kitap, işte Wikipedia'daki makaleler bunları bir araya topladığımız zaman
ve yani buradaki kelimelerin birbirleri olan ilişkilerini embed ettiğimiz zaman kral ve kraliçe arasındaki ilişkilerin aslında kadın ve erkek arasındaki ilişkilere benzediğini ve bir kraldan cinsiyetinin kral vektöründen erkek olma durumunu çıkarıp kadın olma durumunu eklediğimizde kraliçe vektörüne yakınsadığımızı görüyoruz. Aynı zamanda ülkelerin başkentlerini öğrenecek bir embedding modeli yarattığımızda bu şekilde ülke ve onların başkentlerine olan bu vektörlerin uzaklığının çok çok daha az olduğunu görüyoruz. Şimdi size gönderdiğim World Embeddings Motivation Notebook'unu açalım. Bunu yapmakla beraber aslında çok çok daha buradaki embedding nedir kavramını oturtmuş olacağız uygulamalı bir örnek aracılığıyla. Şimdi ben sizinle bunu paylaşıyorum. Bir saniye. Şiir. Word Embeddings. Geldi değil mi? Şu anda yeni açıyorum burayı. Tamamdır. Şimdi tekrar etmek gerekirse embeddinglerde biz kelimeli teksten bir sayısal bir uzaya geçmek istiyoruz. Ve bunların hepsi ilk başta bir unique bir, yani her bir kelime unique bir integer olarak temsil edilecek. Ve biz bu öğrendiğimiz modelleri, öğrendiğimiz embeddingleri daha sonra da kullanabiliriz. Zaten şu anda hazır olarak kullanabileceğimiz bayağı bir embedding modeli bulunuyor. Yani herhangi bir kelimenin, İngilizce kelimenin diyelim, embedding vektörleri şu anda hani çok çok büyük korpuslar kullanarak, çok çok büyük crawl edilmiş tekstler kullanarak eğitilmiş hali şu an internette hazır olarak bulunuyor. Biz embeddingleri öğrenmek için Keras'taki embedding layer'ını kullanacağız. Ve hani bir şekilde kendi veri setimizi oluşturmamız gerekiyor. Eğer hazır bir embedding vektörlerini kullanmayacaksak eğer. Şimdi biz şöyle şu şekilde bir yapı izleyeceğiz. Elimizde 10 adet cümle olacak, kısa cümle. Bunlardan 5 tanesi pozitif anlam içeriyor, 5 tanesi negatif anlam içeriyor. Ve biz bunları label'layacağız. Bu cümle pozitif, bu cümle negatif diye, bu onunu da. Sonrasında bir neural network kuracağız. Ve bu neural network bu label'lara göre bu kelimeleri anlamlarını öğrenecek. Bunların anlamlarını öğrendiği zaman aslında bizim kurduğumuz modelin amacı dışarıdan baktığımızda bu anlamları klasifiye edebilmek. Bu anlamları hani bir mi sıfır mı classification problemini çözebilmek. Ama biz yaptığımız embedding aslında bu problemi çözerken oluşan weight'leri kullanmak olacak. Yani neural network'ün üzerindeki weight'leri kullanmak, bu weight'leri öğrendiğimiz zaman classification task aracılığıyla artık embeddinglerimizi yapmış oluyoruz. Şimdi kodlamaya başlayalım. Import numpy as np diyorum. Şurada dokümanlarımız bulunuyor. Şimdi veri setimiz bu. NLP alanında her bir bu cümlelerimiz bizim dokümanlarımız. Yani buradaki bir cümle bir doküman, diğer cümle bir doküman. Bunların hepsi de bizim tüm doküman setimizi temsil ediyor. İlk örnek, ilk 5 cümle pozitif anlam içeren kelime ve cümleler. Diğerleri negatif anlam içeren kelime ve cümleler. Biz bu veri setiyle çalışacağız ve bunlar aracılığıyla birer embedding öğreneceğiz. Kullanacağımız kütüphaneleri yazalım. Keras'ı kullanacağız. Keras'ın içerisindeki OneHot fonksiyonunu, PetSequences fonksiyonunu, Sequential API'yi, Dancy, Flatten'ı ve Embedding'i kullanacağız. OneHot ve PetSequences nedir? Bunları hemen şimdi göreceğiz. Şöyle bir... Şimdi ilk olarak dokümanlarımızı integer olarak encode ediyoruz.
Bir vocabulary size vermemiz gerekiyor bunu yapabilmemiz için. Bunun neden olduğundan şimdi bahsedeceğim. One at fonksiyonu her bir kelime için bir hash üretiyor. Bu integer encoding'i yapabilmek için efficient bir algoritmayla bir hash üretiyor. Fakat burada şöyle bir risk bulunuyor. Farklı kelimeler aynı integer değerini alabiliyor one at fonksiyonunda. Bunu engelleyebilmek için biz bu hash fonksiyonunun bakması gereken, çıkartması gereken random değerlerinin sayısını artırıyoruz. Yani aslında bizim vocabulary size'ımız 50 değil. Çok daha az. Fakat biz buna 50 vererek biraz daha büyük bir uzay içerisinden bu generation yapmasını sağlıyoruz ve bu şekilde farklı kelimelere aynı integer gelme riskini azaltmış oluyoruz. İlk yapmamız gereken textleri bir integer'a çevirmekti. Fakat bu henüz bizim embedding yaptığımız anlamına gelmiyor. Sadece bunu yapmak için ilk adımı atmış olduk. Hani bu şimdi bir data preprocessing adımı. Buyurun. Yani şu an böyle yaptık ama eğer elimizde çok yüksek miktarda data varsa vocab size'ı çok büyük belirlememiz gerekmeyecek mi? Yani bu bir dezavantaj değil mi? Şu an hashlerken böyle bir problem olması. Yani sonuçta evet, bütün kelimeleri temsil edebiliyor olmamız lazım bu dediğinize göre, değil mi? Tabii ki. Yani zaten şu şekilde büyük datasetler için de bu yöntem çalışıyor. Hani biraz daha fazla olması yetiyor. Sadece bu one-hot fonksiyonunun hani bir aklımızda kalması gereken bir drawback'i olarak düşünebiliriz bunu. Anlatabildim mi? Anladım. Yani sadece yanlış bir şeymiş gibi geldi de emin olmadım. Kafamda oturtamamıştım. OneNut fonksiyonunun dokümantasyonuna beraber bakarız daha sonrasında. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben de yanında yaşayalım. OneNut fonksiyonun hani bir farklı kelimelere aynı integer verme gibi bir riski bulunuyor. Ama hani bu çok yüksek olasılıkta olan bir şey mi? Hayır değil. Fakat böyle bir risk olduğu için biz ne olur ne olmaz biraz daha yukarısını veriyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bu son cümlede 5.45, 25.46 diye gidiyor ya, could have done better diye. Hani o cümleyi öyle kodladı. Şimdi oradaki have 45'e tekabül ediyor ama 45 ikinci cümlede de good'a tekabül ediyor. Aslında yine o, yani yine burada da aslında sıfır ediyoruz bir şekilde o problemden, değil mi? Yani evet. Böyle anladım. Evet. Ya bunun mesela şey ama hani bizim docs'taki korpus aslında 50'den büyük değil mi? Yani değil herhalde gibi duruyor. Bunu evet. Böyle direkt yani 500'e ihtiyaç olmadan 50'nin içine sığdıracak bir opsiyonunuz var mıdır? OneNut için yok, fakat farklı yöntemler kullanabilir. Hani farklı bir şekilde bunu otomatik olarak oluşturabiliriz. Hani Keras içerisinde kalmak için aslında bunu kullandık şu anda. Anladım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Şimdi padding tarafını yapacağız. Hani padding tarafı daha önce kullandınız mı bilmiyorum. Şimdi bizim Keras'ta şöyle bir kısıt bulunuyor. Aslında bunu da çözebiliyoruz, fakat ilk etapta daha basit bir örnek üzerinden gitmek amacıyla. Keras bütün cümlelerin aynı uzunlukta olmasını istiyor. Yani burada bizim 4 kelimelik bir cümlemiz bulunuyor. Fakat bir kelimelik bir cümle de bulunuyor. Şimdi bizim bunları bir şekilde aynı uzunluğa getirebilmemiz gerekiyor. En uzun cümlemiz hangisi? Bu cümle ve bu cümlede 4 tane kelime var. Bu nedenle bizim bütün cümlelerimizi 4 kelimeli cümleye çevirmemiz gerekiyor. Aslında şu anda biz kelimeler üzerinde çalışmıyoruz artık. Integer encoding sonrası. Artık integer üzerine çalışıyoruz. Yani bizim bu integer vektörlerimizi aynı uzunluğa getirebilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da padding dediğimiz, aslında başına veya sonuna sıfır ekleyerek yapıyoruz.
şekilde fading diyeyim. Maksimum uzunluğumuzu belirleyelim. Max length eşittir 4. Ve padded documents diye bir değişken tanımlıyorum. Encode ettiğimiz dokümanlar üzerinden gidiyoruz. Max length parametremize max length atıyoruz ve sonrasında Keras bize bu padding'i nereye yapayım diye soruyor. Eşittir post dediğimiz zaman, yani post dediğimizde bunun sıfırları sonuna ekliyor. Şimdi göreceğiz zaten. Print padded docs. Mesela bizim tek kelimeli iki tane cümlemizin şu anda sonunda üçer tane sıfır bulunuyor. İki kelimeliklerin sonunda ikişer tane sıfır bulunuyor. Bu şekilde bunlara sıfır ekleyerek bütün cümlelerimizi aynı boyuta getirdik. Şu anda aslında bu basit problemimiz için data preprocessing adımlarımızı tamamlamış olduk. Şimdi bunun üzerine bir sequential model kurarak embeddinglerimizi öğrenebileceğiz. Şimdi modelimizi kuralım. Bundan önce şunu da göstereyim. Pre dersek eğer de başa ekliyor. Burada başına veya sonuna eklemenin bazı, hani bunu bir hiperparametre olarak düşünebilirsiniz. Başa veya sona eklemenin. Probleme bağlı, yani bizim cümlelerimizin uzunluğuna bağlı olarak sıfırların nerede olduğu fark edebiliyor. Bununla ilgili ben bir link sunuma eklemiştim. O taraftan sunumu da size gönderdiğim zaman inceleyebilirsiniz. Şimdilik biz postta kalalım ve modelimizi kuralım. Şimdi model eşittir sequential diyorum. Embedding size. Cap size'ımızı verdik. Embedding dimension'ımız 8 olacak. Yani her bir buradaki bizim dokümanımızı artık 8 boyutlu vektör ile temsil edebilir hale geleceğiz. Ve input uzunluğumuz da input length eşittir max length şeklinde verelim. Sonra bunları flatten layer ekliyoruz. Aslında burada yaptığımız bir classification. Bu nedenle buraya bir sigmoid ekliyoruz ve modeli compile ediyoruz. Compile. Sonrasında modelimizi summarize edelim. İki tane mail gelmiş. Şey, vocab size'ın 8 olmasının nedeni tam olarak neydi? Vocab size 8 değil, embedding dimension'ımız 8. Vocab size'ımız şu anda 500. Vocab size'ımız, özetleyeyim dilersen, sonrasında tekrar sıkıntı kalırsa tekrar konuşalım. Vocab size'ımız bizim one-hot fonksiyonumuzun bize getirdiği integer'lar için, integer, biz tekstlerimizi integer olarak encode edebilmek için kullandığı bir parametre. Burada ne kadar büyük bir uzaydan aslında bu integer'ları generate etmesi gerektiğine bakıyor. Buradaki 8 ise bizim şurada gördüğümüz gibi embedding layer'ımızın dimension'la ilgili bir parametre. Peki 8 vermenin bir sebebi var mı? Yani orada bir intuition oluyor mu?
8 vermek bir piper parametre. Bunu hani tune edebiliriz. 4 verebiliriz, 12 verebiliriz. Veri sayısı bizim problemimizin kompleksliği arttıkça bunu arttırabiliriz. Yani bu hiper parametre bu problem için 8 ile başladık. Dilerseniz yaptıktan sonra, sonucu aldıktan sonra daha farklı bir dimension ile deneriz ve sonuçları görürüz. Yani bizim textlerimizi kaç uzunluklu vektörlerle ifade edelimin bir parametresi aslında. Az önceki örnekte bisiklet magazin örneğinde 3'tü burası. Şu anda 8. Ben eşittir 8 olarak gördüğüm için sormuştum da şu an ayrı virgül olduğunu yeni fark ettim. Ben o yüzden sormuştum. Ben de ufak bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Şu an buradaki embedding layer'ımız tam olarak şöyle bir şey mi? Yani verdiğimiz vocab size bir network'ün input shape'i ve 8'de onun hidden layer'ının neuron size mi? 8 aslında buradaki, evet. Yani şu şekilde düşünebiliriz. Buradaki öğrendiğimiz weight'leri kullanıyoruz. Bu weight matrisi düşünelim. Weight matrisi aslında 8 boyutlu. Öğrendiğimiz weight matrisi 8 boyutlu ve bu weight matrisi artık bizim embeddinglerimiz oluyor. Anladım. Yani bizim buradaki fake bir task'imiz var aslında. Biz aslında modeli amacı dışında kullanıyoruz. Modeli ne için kurduk? Bir binary cross entropy loss'umuz var. Yani biz burada bir classification yapıyoruz. Bu kelimelerin anlamı pozitif mi negatif mi problemi var aslında. Orijinal problemimiz bu. Fakat bizim amacımız bu problemi kullanarak bu model ile gelecekteki kelimenin pozitif mi negatif olmasının tahmininden ziyade buradaki weight matrisini öğrenmek ve bu artık bu kelimeleri birer vektör olarak temsil edebilmek. Bir sonraki örneğimizde zaten yine bunu kullanarak, buradaki öğrendiğimiz vektörleri kullanarak birbirine yakın kitapları göreceğiz. Orada biraz daha oturacaktır. Yani embedding daha önce duymadıysanız eğer gerçekten biraz üzerine zaman geçirmeniz ve kendinizi de ikna etmeniz gereken bir konsept. Fakat hani bu nedenle aslında iki tane örneğimiz var embedding ile ilgili. Üzerine daha zaman geçireceğiz. Hani Andrew Wang'ın da dediği gibi hani şu anda çok oturmadıysa hiç sorun değil. Gayet doğal. Bir süre daha zaten embeddinglerdeyiz. Bunu daha da oturtacağız zamanla. Ama sorularınız varsa direkt tartışalım. Ben bir de şey soracağım en son. Bu 8 aslında CNN'deki filter gibi düşünebilir miyiz? Bir saniye. CNN'deki filter gibi. Dediniz ya 8 boyutlu bir weight matrisi oluşturuyor sonuç olarak. CNN'deki bizim feature'larımızı çıkartan oradaki aslında orada bir padding. Padding miydi oradaki de? CNN layer'larına şu şekilde benziyor. CNN layer'larda aslında biz ne yapıyoruz? Bir feature extraction yapıyoruz ya. Evet. Oradaki feature'ımızın kaç boyutlu olacağınızı da dediğin gibi oradaki layer'lara verdiğimiz hiperparametreler aracılığıyla öğreniyoruz. Bu bağlamda benziyor. Zaten CNN'le beraber embedding'i kullanıldığı örnekler de bulunuyor. Eğer araştırırsanız görürsünüz. Hani ilgini çektiyse o tarafta da hani bu iki yöntem nasıl birleşir o şekilde görüp belki bir intuition olarak daha sana kazancı olabilir. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi 50 hipokluk eğittik. Zaten çok çok kısa bir çok çok küçük bir veri setimiz olduğu için direkt bitti. Şimdi bunun accuracy'sine bakalım. Yani böyle çok aslında basit bir task'tı bu. Ve hani buradaki embeddinglerimizi aslında bizim kullanacağımız şey artık buradaki bunun içerisindeki weight'ler olacak. Sıradaki örneğimizde yani burada aslında küçük bir giriş yaptık. Sıradaki örneğimizde artık bu embeddinglerin içerisine girip buradaki weight'leri kullanarak birer similarity üzerine çalışacağız. Fakat bunun öncesinde bazı yöntemler bulunuyor. Biraz daha bu işin teorisinin üzerine koyup sonrasında bu daha büyük örneğimize geçmiş olacağız. Burayla ilgili sorusu olan var mı?
kapatmadan önce slide'a. Benim bir sorum var. Kaçırdım sanırım. Bu embedding'i yaparken label'larımız ne oluyor tam olarak? Bu problemde embedding yaparken label'larımız şu. Elimizde bu şekilde cümleler bulunuyor ve bu cümlelerin label'ları bulunuyor. Bu label'ları şu an göre verdik. Bu cümledeki context nasıl context? Yani pozitif mi, negatif mi? İlk 5 cümlemiz, ilk 5 cümlemiz pozitif bir kontekste sahipken sonraki 5 negatif bir kontekste sahip. Bu nedenle ilk 5'e 1 dedik, ikinci 5'e 0 dedik ve bunu bir classification problemi olarak koyduk. Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman öğrendiğimiz weight'ler pozitif kelimeleri ve negatif kelimelerin weight'lerini öğrenecek şekilde tasarlanmış oluyor ve biz artık bu weight matrislerini kullandığımız zaman embedding üzerindeki bu embeddingleri öğrenmiş oluyoruz. Yani bizim label'larımız bir classification probleminden gelen label'lar. Fakat bizim orijinal çözmek istediğimiz problem bir classification problemi değil. Aradaki öğrendiğimiz weight'leri kullanmak. Anladım. Anladım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Birazdan bu çok daha oturacak.